Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Ee, bugün bugün Osmanlı'tane baktığımızda mağlubiyetmiş gibi görünen ama sonuçları itibariyle galibiyet olsa bu kadar doğru sonuçlar elde edemezdik dedirten bir deniz evet, yine savaşını bahtı, konuşacağız. Yine bahtı Deniz Muharebesi bizim e, yükselme devrinin en e, çok bilinen muharebelerinden bir tanesidir hı hı. ve Türk tarihinde hı. üzerinde çok yazılmış, çizilmiş, tafsilatına kadar Bildiğimiz bir muharebedir. Normalde sizin e, işaret ettiğiniz gibi bu muharebe mağlubiyetle yani Osmanlı donanmasının mağlubiyetiyle neticelenmiş. Fakat tabi e, tarihte hadiseler hep neticeleriyle ölçüldüğü için burada da harbin neticesi bir mağlubiyetten çok galibiyeti andırmıştır. Hı -hı. Ki biz bunu Osmanlı tarihinin son zamanlarında yine görüyoruz. 1897 Osmanlı Yunan muharebesi de e, bu sefer Osmanlıların galibiyetiyle neticelenmiş Fakat Ama. mağlubiyet gibi bir netice doğurmuştur. Daha doğrusu neticede e, hiçbir şey elde edilememiştir. Savaş tazminatı dahil aksine toprak kayıpları olmuştur. Ee, şimdi savaşa baktığınızda sebepleri itibariyle savaşın nasıl cereyan ettiği itibariyle baktığınızda... ...aslında üzerine çok konuşulacak bir tarafı yok. Evet. Ama e, savaşın sonunda söylenen öyle evet. cümleler var ki Osmanlı'nın... ...ve sonrasında yapılanlar Osmanlı'nın o zamanki durumunu gücünü net bir şekilde ortaya koyuyor. Evet şimdi yani e, hadise 1572 senesine tarihleniyor. 71-72. Bu tarihte e, Osmanlılar e, Kıbrıs'ı almışlar ve Akdeniz'deki hakimiyetlerini ciddi manada pekiştirmişler. Bir kere Kuzey Afrika'nın e, Cezayir, Mısır, Libya hemen hemen Osmanlı hakimiyetinde Tunus değil... E, Suriye, Filistin, Lübnan tamamen Osmanlı hakimiyetinde. E, bugünkü Yunanistan tamamen Osmanlı hakimiyetinde. Adriyatik Denizi'nin doğu kıyıları yani bugünkü Karadağ, Hırvatistan efendim e, ve Yunanistan'a kadar inen Arnavutluk tamamen Osmanlı'nın hakimiyetinde. Böylece e, her ne kadar İtalya, Fransa, İspanya ayrı devletler ise de bizim bir hocamız vardı da derdi ki Akdeniz ne zaman Osmanlı gölü oldu? Ne zaman Türk gölü oldu? Yani Fransa, sahil, İtalya, İspanya sende değilse nasıl olur? Evet doğru söylüyorsunuz ama... ...burada e, toprak hakimiyeti değil... ...siyasi hakimiyetten bahsediliyor. Yani Osmanlı donanmasından habersiz kuş uçmuyor. Aslında o dönem korsanların... Evet ...yani sadece devletlerin değil korsanların evet. da... ...ciddi anlamda Akdeniz'de hakimiyet kurduğu bir dönem... Değil ...Osmanlı bunun hepsini evet. ortadan kaldırdığı gibi... ...en güçlülerini de kendi yanına çekmeyi başardı. Bu korsanlar tabii... Ee, ...sonraki korsanlarla, önceki korsanlar bir değil, sonraki korsanlar haydut. Önceki korsanlar donanmaların ee, a, e, akıncıları. Nasıl kara ordusunda akıncılar var, önceden gidiyorlar, oraları tahrip ediyorlar... ...esir alıyorlar, köprüleri hava uçuruyorlar, cephaneliklere hava uçuruyorlar, haber getiriyorlar. Bu korsanlar da böyle. Yani bir donanmaya bağlı ama zaman içinde bunlar başıboş hareket ederek hayduta dönüşmüş. O zamanlar Akdeniz tamamen İspanyolların... İtalyanların, Venediklerin elindeydi. Biraz da Cenevizlerin elindeydi. Zaman içinde Osmanlılar buraya tamamen hakim oldu. Mesela öyle hakim oldular ki... ...Osmanlıların kontrolü olmadan hiçbir gemi burada dolaşamıyor. Hiçbir Fransız, İspanyol gemisi. Ancak barış yani varsa dolaşabiliyor. İki arasında da gidip gelemiyorlar. Gidip gelemiyorlar, Hı -hı. hayır. Gidip gelemiyorlar. Afrika tamamen zaten Osmanlı kontrolünde. Hı -hı. Sadece mesela bir İspanyol gemisi belki Fransa'ya gidebilir. Mesela İtalya... Gözünüzün önüne getirin o çizmeyi... arka tarafa Adriyatik Denizi. Şimdi Adriyatik Denizi'nden Venedik'e geçilecek. Venedik donanması çok güçlü. Öyle bir zaman oldu ki Venedik Adriyatik Denizi'ne giremez oldu. Donanması da Sicilya'da kışlıyordu. Nitekim İnebahtı muharebesinden önce de öyle olmuştur. Yani çünkü kaç taraflar tamamen Osmanlı hakimiyetinde. Dar da bir denizdir orası. Hı hı. Oradan geçip de Venedik'e gitmesi neredeyse imkansız hale gelmişti. Böyle bir devirden bahsediyoruz. İnebahtı Deniz Muharebesi işte bu devrin ee, en enteresan muharebelerinden bir tanesidir. Dediğiniz gibi sizin başlaması gayet normal. Hı hı. Papa, o zamanki Papa 5. Pius. Osmanlıların ilerlemesine fevkalade rahatsız, kendince haklı sebepleri var. Çünkü Viyana kuşatılmış, alınamamış ama Macaristan düşmüş. Osmanlı orduları Viyana önlerine gelmiş. Her an Viyana'nın düşmesi, oradan aşağı inip Roma'yı fethetmeleri mümkün. Bir yandan Osmanlılar denizlerde hakim. Roma biliyorsunuz İtalya'da. İtalya'nın evet deniz kıyısında değil mi biraz içeride. Roma'nın düşmesi mümkün. Viyana o zaman Katolik Avrupa'nın e, merkezi ve Roma Katolik Avrupa'nın merkezi. Roma dini merkez, Viyana siyasi merkez. Bu ikisinin düşmesi Katolik Avrupa için bir felaket. Bu arada tabi Avrupa'da ikiye ayrılmışlar. Protestanlık ortaya çıkmış. Ortodoks dünya zaten Osmanlı hakimiyetinde, Balkanlar. Avrupa'da protestanlık ve katoliklik var, iki fırka. Osmanlı Devleti protestanları tutuyor, her zaman destekliyor Katolikler'e karşı... Nitekim bunun sonraki bir, bir yüzyıl içinde dahi göreceğiz. Bu hadise de yine onun tesiri var. Hollanda Kralı o zaman Avusturya İspanya Birleşik'ti. İtalya, İtalya'nın bir kısmı Napoli, Avusturya, e, İspanya ve Hollanda. Bunlar aynı devletti. Başında da çok meşhur hükümdar, bizim Schalcken dediğimiz Beşinci Karl vardı. Ta beşinci Karl'dan sonra e, bir nevi parçalandı. İspanya ayrıldı, Hollanda ve e, Avusturya ayrıldı. Hollanda Katoliklerden bizar olmuş çünkü Hollanda Protestan. Hollanda Prensi Sultan II. Selim'den yardım istedi. Dedi ki bana yardım edin, ben istiklalimi kazanayım, size Atlantik yolunu açayım. Fakat işte bu bunun bu proje İnebahtı Deniz Muharebesi sebebiyle hakim kaldı. Gerçekleşemedi. Gerçekleşemedi. Bu enteresandır. Yani Osmanlı donanması. İspanya donanmasını daha önce mağlup etmişti. Bu, bu sayede İngiltere kurtulmuş. Hatta İngiltere'nin bazı tarihçiler der ki tarihte varlığını Osmanlı Devleti'ne borçludur. Eğer Kraliçe 1. Elizabeth zamanında Osmanlılar büyük armadayı, İspanyol armadasını yenmeselerdi, İspanya büyük ihtimalle İngiltere'yi işgal ederdi. Britanya adasını ve İngiltere'de bir devlet Olmazdı. Tarihte çok enteresan hadiseler vardı. Evet şimdi mesela protestanlardan bahsettiniz. Şimdi Avrupa'ya bakın protestanların varlığına, gücüne. Evet. Eğer Osmanlı İmparatorluğu protestanlığı ilk çıktığı dönemden evet. itibaren koruyup kollamasaydı şu anda protestanlık Yok, olmayacak... Yok protestan olmazdı. O kesin zaten. Hı -hı. Onu Avrupa tarihçileri de söylüyor. Fakat bundan Osmanlı da kendine avantaj çıkarmıştır. Uzun zaman Osmanlı'nın rahat bir şekilde yaşaması... ...onların birbirine düşmesi sayesindedir. Ne zaman birleştiler? 1648'de Vespali muayenesiyle anlaşmasıyla... ...Protestanlarla Katolikler birleştiler değil miyim de? Sulh yaptılar. Ondan sonra Osmanlı'nın yıldızı söndü. O hakikaten. zaman düşman teke döndü öyle i̇şte mi? İşte o, o tarihlerden az önce belki bunu hisseden... ...Sultan II. Osman ki büyük bir padişahtır. Onu da bir başka programda belki konuşabiliriz. Kendi küçük ama... Projeleri büyük ve tarihteki yeri büyük bir şey. Polonya üzerinden, Baltık Denizi üzerinden e, protestanları himaye ederek Avrupa'ya ha hakim olmak, e, açık denizlere çıkmayı planlıyordu. O, o yaşıyla Hotin Seferini, Polonya Seferini yapmıştı. Bu Osmanlı'nın her zaman emeli olmuştur. Bu hadisenin sebeplerinden bir tanesi de işte Papa'nın bunu engellemek istemesidir. Papa V. Pius yeter artık bu Türklerden. Uykularımız kaçtı. Birleşin tek başımıza bunlarla baş edemeyiz. Tek başına Avrupa A Almanya mücadele ediyor, olmuyor. Venedik mücadele ediyor, olmuyor. İspanya mücadele olmuyor. Gelin birleşelim ve bu birleşme neticesinde Türkleri en azından Akdeniz hakimiyetinden uzaklaştıralım dedi. Ve bunun için İspanya kralına, İspanya e, kralı 2. Felipe, efendim Venedik'e e, müracaat etti ve bir ittifak kuruldu. Bu ittifak İspanya, İtalya'nın e, Venedik Papalık. O zaman papalık bir devlet. Cenova bir devlet. İspanya, İtalya'da küçük küçük devletler var. Bunların hepsi. Hatta Monaco bile bu ittifaka iştirak etti. 13. Haçlı Seferidir. Osmanlı Devleti'ne tertiplenen 13. Haçlı Seferidir. Bu İnebahtı Deniz Muharebesi'ni yol açan sefer. Bir anlaşma yaptılar. Hem taarruzi hem tedafi yani hem müdafaa anlaşması. Yani Türkler saldırırsa birbirlerini koruyacaklar. Hem müsait bir zaman bulurlarsa Türklere saldıracaklar. Bu anlaşmada Ortaya gemi koymak icap ediyor. Ee, Haçlılar ortaya 300 tane gemi koydu. 300'e yakın gemi koydu. O zaman için büyük bir e, sayı bu. Bunların yarısını hemen hemen İspanya koydu. Geri kalanının da üçte birini İtalya koydu. E, Altıda birini Papalık koydu. Diğerleri de şehirlerde güçleri nispetinde koydular. Ganimet de buna göre paylaşılacak. Yani yarısını İspanya alacak. Çünkü gemilerin yarısı evet. onun. İşte gemi üçte biri. Göre, evet, göre. Böyle bir anlaşma yaptı aralarında. Ve bu e, gemilerde. O Zamanın en meşhur denizcileri e, vazife aldı. Gerek İtalya'dan, gerek İspanya'dan, gerek Cenova'dan ki onlar zaten denizci milletlerdi. Yani görünüşte bayağı ciddi bir donanma. Daha önce Preveze'de Pre Osmanlı donanması Büyük Armada'yı, Gene böyle bir haçlı ittifakını mağlup etmişti. Tarihin en büyük deniz muharebelerinden bir tanesidir ve Osmanlı'yı Akdeniz'e açan e, budur. 1538 Kanuni Sultan Süleyman Devri. Bunun intikamını bir nebze almış olacaklardı. 35-40 evet. sene sonra da olsa. Bu donanma e, Osmanlı sularına doğru hareket etti. İşte bu arada Osmanlı donanması nerede? İnebahtı, bugünkü İnebahtı. Yani Yunanistan'ın batı sahillerinde e, Morad Patras onun karşısında bir üs, deniz üssü. Bugün de Lepanto diye biliniyor. Bir İtalyan şehri burası yanlış anlaşılmasın. Tarihte Yunanistan deyince Yunanlılar yok orada. O zaman orası Venediklerin elindeydi. Türkler Venediklerden almıştı. Halkı da Rum değil, ...Venedik'le ve Arnavutlu. En enteresan şimdi baktığınız evet. zaman ne kadar karışmış. Mesela Girit'i, şey. Kıbrıs'ı biz Venediklilerden aldık, Yunanlılardan almadık. İnsanlar hep öyle zannediyor. Şu anda öyle olduğu evet. için yani şu öyle andaki zannediyor. haritaya evet. bakarak konuşuyoruz. Öyle konuşuyorlar. Diyor. Ve ondan sonra bunu bir istila hareketi olarak görüyorlar. İşte Türkler gittiler. Zavallı Rumların, Yunanlıların elinde bulunan vatanlarına, onların... ...öyle bir şey yok. Yani orası zaten Venedik işgalindeydi. Venedik, Osmanlı... Peki Venedik Emniyetim. işgalindeydi derken orada yerli halkı? Yerli halktan bir kısım bir kısım Venedikliydi. Hı. Venedikler yerleştiler ama yerli halk Rum'du tabii ki. Hı hı. Rum'du, Rumca konuşanlardı. Kıbrıs'ın düşmesi e, burada ciddi manada Venedik'i e, sarsmıştı. Lepanto'da Osmanlı donanması var. Şimdi burada İnevahtı Deniz Muharebesi'nin bir de idarecilik, e, strateji, sevkülce iş ibret alınması gereken kısımları var. O zaman Sokullu Mehmet Paşa sadrazam, Sultan II. Selim padişah. Sultan II. Selim'in eniştesi Sokullu Mehmet Paşa. Tarihte üç padişaha sadrazamlık yapan ve bir padişahın saltanatı boyunca sadrazamlık kalan başka bir sadrazam Şandarlı Ali Paşa var. Sultan I. Murat ve Sultan Yıldırım Bayezid devrinde. Fakat o da iki padişah. Padişahlık, sadrazamlık yaptı. Düşünün yani. Yıldırım Bayezid'in saltanatının tamamında sadrazamdı. Sokullu da öyle ihtişamlı birisiydi. Ancak aşırı temkinli, tedbirli. Bir devlet adamıydı ve e, çok fazla e, denizde muharebelere girilmesini, savaşlara girilmesini istemiyordu. Askerden ziyade Sokolu Mehmet Paşa devlet adamı tipinde bir e, bürokrattır. Bürokrat yani mümkün mertebe savaş olmasın, para biriksin, parayla biz bayındırlık işleri yapalım, böyle güçlenelim. Bu kafada birisiydi ki bu sebeple tarihçilerin bir kısmı tarafından tenkit edilir bizim tarihçilerin. Hele bir de devşirme olması zaten... Ee, özellikle, yaptığı. özellikle yaptığını eee hmm. ima edenler vardır. Bu deniz muharebesinde e, de sokulu çok tenkit edilmiştir sebebine. Osmanlı donanmasının başında kaptanı derya müezzinzade Ali Paşa var. Yanında ikinci kaptan olarak, donanma serdarı olarak Pertev Paşa var. Bunların ikisi de denizci değil. Artık hmm. o Barbaros Hayrettin Paşalar'ın... Peki deniz, deniz, yıldızı sönmüş. denizci olmayan birisinin donanmanın başında bilir, olması... Olabilir. Kanunen mümkün. Kanun ama asker. pratikte... Ama pratikte söyleyeceğiz evet. zaten ne hmm. neticeler doğru doğurduğunu. Artık tabii Barbaroslar devri bitmiş. Şimdi bunu da haklı görmek lazım. Ama hala kudretli denizciler var. Mesela Piyale Paşa var. Piyale Paşa nedense Sokolu Mehmet Paşa'nın yıldızı barışmamış. Onu mesela İstanbul'da tutuyor. Oradaki tersanenin başında tutuyor. Halbuki, Halbuki o savaşta olmalıydı. Evet. Cerbe'de zafer kazanmış bir kumandan. Uluç Ali Reis... Geleceğin Kılıç Ali Paşa'sı burada donanmada ama sağ kanat komutanı yani neticede bir as bir Emir e, rütbede. komuta zincirinde evet. Şimdi Büyük Armada e, Osmanlı donanması Akdeniz'de geziyor. Tabi bu donanma devamlı gezer emniyeti sağlamak için. E, ve yine Bahtıya geliyor. Venedik donanması giremiyor. Şimdi orada mesela yaptıkları ilk hata Venedik donanması imha edebilirler. Yani etmiyorlar. Neden? Etmiyorlar. Yani Venedik donanması Sicilya'da kalıyor. Mesela bunu imha etmemesi ilk büyük hata olarak kabul edilir. İkincisi yine İnebahtı'ya çekiliyorlar. Önümüz sonbahar. Sonbaharda deniz muharebesi olmaz diyorlar. Ve e, askerlerin çoğunu terhis ediyorlar, hmm. izne yolluyorlar. Hmm. Bazı askerler de e, artık şeye çekildik. Limana deyip hiç izin almadan memleketlerine dönüyorlar ve ordunun e, donanmanın mensubu inanılmaz sayıda azalıyor. O, donanmayı bir arada toplaması gerekirken toplamıyorlar, dağıtıyorlar. Çünkü o sırada Girit'te abluka var. Girit, Venedikler'in elinde Osman donanması orayı abluka etmiş. Yani e, bir yerde toplamak da kolay değil donanmayı ama toplamaları iyi olurdu diyor stratejistler, askeri tarihçiler. Don, toplamıyorlar, donanma dağınık. Bu da ikinci bir hata. Üçüncü hata, büyük donanma gelince... Ee, ...anlıyorlar ki... ...haçlılar üzerimize geliyor. Toparlanmaya, e, çalışıyor. toparlanmaya çalışıyorlar. Limanın önündeler. Ne yapalım? Bir e, divan kuruluyor. İstanbul'daki divan-ı humayun bir emir yollamış. Müezzinzade Ali Paşa'ya. Demiş ki... ...haçlı donanmasını nerede görürseniz görün. Hangi şartlarda olsun imha edin. Çünkü bu büyük bir tehlike. Haklı. Bu emri... ...katı katıya... E, ...tavizsiz tatbik etmek istiyor... Müezzin Ali Paşa. Çünkü o bir kara serdarı. Karada bu tamam ama denizde öyle değil. Deniz muharebeleri, kara muharebeleri gibi olmuyor. Müezzin Ali Paşa'nın kafasında şöyle bir şey var. Gemileri yaklaştırırız, atarız çengeli, geçeriz karşıya Allah Allah diyerek kafirleri biçeriz. Öyle olmuyor. Deniz e, harpleri satranç gibi bir o tarafa, bir bu tarafa rüzgar, denizin durumu, hava, her şeyi nazar almanız Her şeyi yakınına ediyor. gelerek yapmamak lazım. Yapmamak lazım. Yanda, evet. Müezzinzade Ali Paşa'nın en büyük hatası deniz muharebelerini kara muharebeleri gibi zannetmesiydi. Bu da zaten felaketin anahtarı oldu. Sonrası nasıl gelişti beraber takip edeceğiz. Profesör Doktor Ekrem Murray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Bir deniz savaşını bir kara savaşı gibi ...değerlendirmemek gerekir. strateji ona göre kurmamak gerekir. İnebahtı'da en büyük hata bu stratejinin... ...bir kara savaşıymış gibi değerlendirilmesi... ...oldu dediniz. Evet. Devamını konuşalım. Evet. Şimdi başta ilk iki kumandan Karacı'ydı. Gerek Ali Paşa, gerek Pertev Paşa. Ama Uluç Ali Paşa vardı, denizci. Barbaros zade Hasan Paşa vardı, denizci. Karagöz Bey vardı, denizci. Yani bunlar tabii bir... ...Barbaros Zahide Paşa değil ama... ...bunlar da o zamanın kaliteli denizcileriydi. Bunların sözleri harp divanında da nazara alınmadı. Çünkü Serdar'a bir emir gelmişti divan humayundan. Körü körüne onu uygulamak istiyordu. Donanmayı imha edeceğiz. Bu sefer Uluç Ali Reis dedi ki, bakın dedi biz limanın ön açıklarındayız. Limana yakın bir yerde savaş olmaz. Açık denizde olması lazım. Eğer limana yakın olsa biz mağlup oluruz. Ne demek mağlup olmak dedi. Biz ne zaman, nerede görülmüş mağlup olduğumuz dedi Ali Paşa. Birvezenin hmm. ve bir sene önceki Kıbrıs'ın fethinin şeyiyle bunu söylüyor. Bu sefer ee, ...Uluç istedi Reis dedi ki... ...orsa yapalım dedi. Yani... ...rüzgarın geldiği... Çünkü tersten esiyordu rüzgar... ...ve bizi kıyıya... sürüyordu. Limana doğru sürüyordu. Sürüküyor. Böyle dar bir açı yaparak... ...buradan kurtulalım. Ben düşmandan... ...kaçtı delirtmem dedi. Hmm. O kaçmak olarak anlaşılır dedi. Hiçbir şey Ama olmaz. Ama bu bir strateji halbuki. Evet bu bir strateji. Hmm. Açığa çekecekler onu. Orada bitirecekler... ...ve bitirebilirlerdi. Yani... ...ve zaten savaş sabah... Her evet. şey hemen sayıca üstünlük Üstünlük var. Evet. evet. Karşı tarafta hı hı. 300 gemi, bizde 200 gemi var. Hı hı. Ama bizim avantajımız limana yakınız. Ha bir de e, bizde asker yok ve mühimmat az. Mühimmatlar çıkarılmış, henüz daha erzak gelmemiş çünkü savaş düşünülmüyor. Dolayısıyla o e, stratejiyi buna göre kurmak ve lazım. Ve en mühimi, en mühimi e, bizim forsalarımız Şimdi üç türlü gemi var. Bir e, nehir gemileri var, onlar bu savaşta yok. Yelkenli ve kürekli gemiler var. Yelkenli gemiler kalyonlar, kürekli gemiler çektiriler. Kürekli gemilerde forsalar var. Kalyonlarda da forsalar var yelkene göre hani kürek çekenler. Küre Bu kürek çekenlerin bir kısmı e, ücretlidir, bir kısmı mahkumdur, bir kısmı esirdir. Bizdekilerin çoğu esirdi. Bu çok büyük bir risk. Nitekim evet, onların hepsi... İsyan edebilirler. İsyan ettiler. Hmm. Karşı tarafta ise forsa çok azdı esir. Onların çoğu ücretli ve gönüllülerdi ve mahkumlardı. Onları da onlar asker gibi... ...kullandılar ve az bir... ...forsa vardı. O forsayı da, forsalar da Türklerdi. Onlar da kalkan yaptılar. Binaenaleyh bu da yine bizim aleyhimize... ...oldu. Ve... E, ...harp Sabahleyin... ...Haçlı Donanması'nın e, top atışıyla ...başladı. Ve... ...çok kısa bir zaman içinde... ...orta kanat bozuldu. Yani... ...Kaptanı Derya'nın bulunduğu... ...orta kanat bozuldu. Hatta Kap Kaptanı Derya'nın... ...gemisi baştarda... E, e, yeah. ...isabet aldı. Bunun üzerine... ...Kaptanı Derya taarruz etti... Rampa yaptı ve düşman gemilerine atladı elinde kılıç ve al alnından vurulup şehit düştü. Arkasından donanma serdarı Pertev Paşa aynı şekilde şehit düştü. Ve bir anda orta kanat darmadağın oldu. Askerler ee, kaptan derneğine şehit düştüğünü görünce Bozuk. muazzam bir moral bozukluğu. Bu arada sağ kanata Uluç Ali Paşa sonun kılıç Ali Paşası kumanda ediyordu. O hemen düşmanın sol tarafını şey altına aldı. Ee, ve sol tarafı çökertti. Başta galibiyet neredeyse Türklerin elindeyken, Osmanlıların elindeyken işte orta kanadın çökmesiyle e, öğleden sonra iş Esir. aleyhe döndü. Tabii tabii gün sürdü, bir sürdü harp. Öğleden sonra aleyhe döndü ve saat dört, dört buçuk sıralarında bizim orta kanat ve sol kanat tamamen çökmüştü. Ee, askerlerin çoğu e, şehit düştü. Bizden mesela 20 bin kayıp var. Bu 20 bin kayıbın 3500'ü yaklaşık esirdir. Düşmana esir verildi, geri kalanları şehit düştüler ve e, e, yaklaşık 200 geminin 150 tanesi battı. Büyük kayıp. Büyük kayıp. Dolanmış. Kılıç Ali Paşa'nın burada tabii hepsi kahramanca dövüşler, büyük bir hizmet oldu. Mağlubiyet kesinleşince hemen sağ kanadı neredeyse hiç e, Zayet, zayiat vermeyen sağ kanadı harp meydanından çıkartıp girite çekti ve kurtardı. Bundan dolayı zaten tartif edildi, vezirliğe yükseltildi ve Kılıç Ali Paşa ünvanını aldı. Donanmanın hiç dörtte birini kurtarmış oldu. kurtarmış oldu. Çünkü bir donanma normal kara askeri ya da kara savaşı gibi oradaki malzeme gibi değil. değil donanma yapmak çok zor. Gemi çok zor. çok zor. Çok e, zor ve zaman, yapmak. ve zaman ve o yetişmiş insanları kaybetmek. Çünkü bizim gemilerdekilerin çoğu Anadolu askeriydi, kara askeriydi. Denizci askerler izne gitmişti. Kara askerleri çok e, şaşırdılar bu şeyde yani, ne yapacaklarını bilmediğimiz için i̇şte bu da bir hata olarak e, kayda geçmiştir yani madem ki böyle bir savaş bekleniyor neden izin verdin niçin izin verdin niçin la davrandınız bu bizim milletimizde olan e, bir e, kendine güven aşırı gurur örneklerinden bir tanesidir maalesef bir şey maalesef. olmaz bir şey olmaz biz hallederiz şimdiye kadar olmadı şimdi gibi e, bu büyük bir hataydı e, e, düşmanda da isabet almamış gemi yoktu. Yani düşmanın 300 gemisinin tamamı isabet almıştı ama zayiatı çok azdı. Onlarda da 20 bin kadar kayıp vardı ama bunların çoğu yaralıydı. Yani onlarda 8 bin ölü var, 12 bin yaralı vardı. Esir aldı Osmanlılar e, onlardan ama onlar onların aldığı esir daha fazlaydı. O da ayrı bir problem. O esirleri kurtarmak için de Osmanlılar bundan sonra hep uğraşmışlardır. Yani İnebahtı'da esir düşen Türkleri kurtarmak için yıllarca ...uğraştılar, limanları bastılar... ...baskınlar yaptılar ki o Türk esirlerini... Çok forsalıktan aynı. kurtarıp... ...çok acı bir şeydir evet. bu. Çok acı bir şeydir. Böylece... E, İnebahtı'da muazzam bir felaket yaşandı. Bu... E, ...Aktium Muharebesi vardır. E, Antik çağda. Antik çağda. E, Sezar'dan sonra... E, ...Augustus'la... ...Antonius'un bir muharebesi... ...orada olmuş. Aktium Muharebesi. Aynı. Tarihçiler der ki... ...tarihçiler der ki... ...bu iki muhaber, muharebe... Ee, ...en büyük deniz muharebesidir. Yani Aktium birinci, ikincisi de bu. Mesela Preveze'yi saymaz onlar. Yani Preveze büyük bir muharebedir. Ama İna çok zayiatı itibariyle... E, ...ve e, donanmanın büyüklüğü itibariyle... ...çok e, muazzam bir muharebe olarak kabul ederler. Preveze çok çabuk kazanılmış bir zaferdir. Biraz da belki Türkler kazandığı için onu... görmezden ...gözmezden... ...halbuki orada da mevcut çok fazlaydı. Yani gerek karşı tarafın, gerek Türklerin... ...gemi sayısı mevcudu çok fazlaydı... Böylece İnebahtı, Lepanto deniz muharebesi e, Türklerin e, aleyhine bitti. Büyük bir mağlubiyetle bitti. O zamana kadar mağlubiyeti kolay kolay tatmamış olan Osmanlı'da büyük bir hayal kırıklığı meydana getirdi. Derler ki e, Edirne'de e, devamlı muharebe haberlerini bekleyen ve bu acı haberi duyan e, Sultan II. Selim hastalanmış. Üç gün uyku uyuyamamıştır üzüntüden. Yani muazzam bir moral evet. çöküntüsü. Sokulu Mehmet Paşa çok üzülmüş, süklüm püklüm tabii büyük bir mağlubiyet. Kendinin de tabii bunda dahli var. Yani divan emirleri. Zaten diğer mesuller hayatlarıyla ödemişler. Müezzinzade Ali Paşa ile Perte Paşa zaten vefat etmişler. Şehit düşmüşler. Çok kayıp var. Bu bomba gibi düştü bu haber İstanbul'a. Ancak buradan sonrası mühim. Tarih hadiseler... İnsanlar biraz tarihsel hayra oluşlarını severler. Şimdi bu anlattığımız aslında bir filme alınsa ooo neler neler var. Ama bizim için neticeleri mühimdir. Şimdi İnebahtı Deniz Muharebesi'nin neticeleri ne oldu? Büyük bir mağlubiyet. Bu mağlubiyet başka birinin başına gelseydi mahvolurdu. Biterdi. Nitekim vadi Seyil Muharebesi'nde Osmanlılar e, Fas'ta Portekiz ordusunu yendi. Portekizlerin tarihte tattığı en büyük yenilgiydi. Ve Portekiz devlet ortadan kalktı. Tarihten silindi Portekiz. Yüz yıl Portekiz diye bir devlet olmadı. İspanya topraktan işgal etti. Toparlayamadı yani öyle mi? Yüz yıl, sonra, yüz yıl sonra tekrar Portekiz kuruldu ama eski Portekiz değil artık. Hmm. Halbuki o zamana kadar... Ama kıtalar keşfeden evet, Portekiz... Kıtalar keşfeden Hint okyanusunda Portekiz'den izinsiz kimsenin hareket edemediği Endonezya'ya kadar uzanmış Hindistan'ı ilk keşfeden Brezilya'nın hmm. tamam keşfeden Amerika'ya ilk çıkan Portekizlerdir. Hmm. Portekizlilerdir. <laughs> Portekiz bu tabu da enteresandır. İnebahtı Deniz Muharebesi'nin neticesinde neler oldu? Bir kere Osman, e, Avrupalılar şunu gördüler ki Türkler de yenilirmiş. Hmm. O zamana kadar hiç yenilmeyen veya ufak tefek mağlubiyetler alan Türkler... ...büyük bir mağlubiyete uğradı. Bu Avrupa'nın moralini inanılmaz yükseltti. Ve 7 Ekim'dir bu e, mağlubiyetin tarihi. 7 Ekim o zamandan bu zamana İtalya'da kutlanmaktadır. Hala. Evet hala kutlanmaktadır. Ne bu, adıyla? Bu İnebahtı Lepanto Muharebesi. Ve her sene... E, ee, ...mesela Malta Şövalyeleri var. Malta Şövalyeleri en çok kayıbı verdiler... ...bu harpte. Çok ölen oldu onlardan. Malta Şövalyeleri de katılmıştı bu harbe. Mesela Onların torunları gelirler Roma'da... ...bununla alakalı merasimler yaparlar. Şimdi tabii artık... E, ...eskisi gibidir. Konferanslar falan... ...tertipleniyor bu mu muharebeyle alakalı. Ama... ...hala zihinlerdedir. Hatta... ...Müezzin Zahide Ali Paşa'nın... E, ...bayrağı, yani baştardının... ...bayrağı, donanma sancağıdır. Ee, Roma, e, papalık askerlerinin... ...eline geçmişti. Yıllarca... Pap ...San Angelo Kalesi'nde sergilen 1965'teki papa bir e, Cemile olsun diye bunu Türkiye'ye iade etti. Askerimiz edilir şimdi o bayrak. E, çünkü bayrağın ele geçmesi bayağı bir e, onur için kırıcı şeref ve bizim, bizim için şeref için. kırıcı oluyor. Evet. Avrupa'da bu telakki tamam Türklerde de yenilebilir. Büyük bir moral ama bununla kaldı. Neden bununla kaldı? Şimdi harp neticesinde ne olması lazım... Osmanlılardan toprak koparmaları lazım. Toprak koparmak şöyle dursun. Osmanlılar Adriyatik sahillerinde alamadıkları birkaç kale vardı. Onları aldılar bu şeyin hıncıyla. Hmm. İkincisi tazminat ödemesi lazım. Kaç tarafa zarar verdi. Tazminat ödemek şöyle dursun. Venedik'ten savaş tazminatı aldı. Çünkü e, kısa bir zaman içinde Venedik bu e, ga, ma, galibiyeti... ...bir şeye çeviremedi, muvaffakiyete çeviremedi... ...avantaja çeviremedi ve birkaç sene geçince... ...barış biraz geç oldu. Bu sefer adeta Türkler... ...masaya galip gibi oturdular. Venedik, savaş tazminatı ödedi... ...sadece Kıbrıs için ödediği... ...haraçtan vazgeçti. E Kıbrıs zaten... ...Osmanlı'nın elindeydi, zaten mi? o haracı ödemelerimiz... ...zaten makul değil. bir kaybımız budur. O Türklerin bu kaybı budur. E ve... E, ...bu en, bu tarihte çok enteresan, onun için... E, Voltaire der ki... Ee, ...daha çok galibiyete benzer bir mağlubiyetler bu. Yani Bo meşhur taci Voltaire... ...ve herkes bunu söylüyor. Yani e, İnebahtı Deniz Muharebesi... ...Türklere e, zarardan çok avantaj sağlamıştır. Peki kazansaydık ne olurdu? Ha, kazansaydık ne olurdu? o? Yani şimdiki avantajlarını evet. konuşuyoruz ya... ...asıl avantajlar ne olurdu? Kazansaydık ne olurdu? Bir kere Akdeniz'deki hakimiyet tamamen Türklerin eline geçerdi... ...ve bundan sonra Venedik yok olurdu. Bir kere Venedik, Malta'nın e, yok olacağı... ...büyük ihtimalle İtalya'nın... ...ve İspanya sahillerinin e, düşeceği tahmin ediliyor. O zaman aslında evet. çok da kazançlı olduğumuz söylenemez. E, söylenemez tabii tabii. Yani bu. Yani biz kayıptan kazanmışız ama kazancımızın evet. büyük bir kısmı Daha büyük bir kazanç etmişiz. beklenirdi. Yalnız e, şimdi bakın e, Kıbrıs'ı almışsınız. Ertesi sene İnebahtı hatta Venedik elçisi barış müzakereleri için geldiği zaman... ...Sokulu Mehmet Paşa meşhur bir söz söylemiştir. Hmm. Yani İnebahtı'yı hatırlatarak Venedik elçisi biraz böyle küstahça üst perdeden konuşunca... ...Sokulu Mehmet Paşa demiş ki... Bak demiş elçi balyoz. Adı balyozdur onların. Ee, biz Kıbrıs'ı almakla sizin kolunuzu kestik. Siz İnebahtı'da bizi yenmekle sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilen kol bir daha yerine gelmez. Hı hı. Ama kesilen sakal gür bir şekilde tekrar gelir dedi. Dediği de çıktı. Ha kol dedim de aklıma geldi. Meşhur Don Kişot'un yazarı Cervantes İnebahtı Deniz Muharebesi'nde askerdi. Ve yaralandı. Hı hı. Bir rivayette eli, bir rivayette kolu koptu ve geri döndü. Bir rivayette esir düştü, geldi İstanbul'da kaldı. E, hatta Kılıç Ali Paşa'nın caminin yapılışında çalıştı. Fakat bu rivayet zayıf bir rivayet. Esaretini C Cezayir'de e, geçirdiği hmm. e, tahmin ediliyor ama Yine bahtıya katılmıştır. Ve e, zaten kitaplarında da hep e, bu gibi şeylerin izlerini bu e, sanat tarihçileri, edebiyat tarihçileri bulmaktadır. Şimdi ne oldu Yine bahtıdan sonra? Bir anlaşma yapıldı Venedik'te... sul. Tamam. Bu anlaşmadan sonra Yeniden donanma yapılması lazım. Donanma mahvoldu. Donanma çok pahalı bir şey, yapmak kolay bir şey değil ama donanma yapmak zorundasın çünkü o zaman Türkiye, Osmanlı Devleti İspanya ile beraber neredeyse başa baş hatta ondan daha önce dünyanın en süper deniz gücü. Nasıl şimdi mesela deniz gücü İngiltere vaktiyle denizlere hakim olan dünyaya hakim oluyordu. Sonra onun yerini hava aldı. Sonra uzay aldı. Ee, o zaman da deniz biz dünyadan uzaklaşıyoruz. uzaklaşıyoruz hakimiyet evet. kurabilmek Öyle öyle için. öyle. Elbette. Ee, donanma yapılması lazım. Hatta bununla alakalı bir anekdot vardır. Tarihçilerin bazıları buna karşı çıkarlar. Sokolu Mehmet Paşa, Güya Donanma Komutanı Uluç Ali Paşa ile... ...namı diğer Kılıç Ali Paşa ile bu mevzuda müzakere ediyor. Diyor ki, bir ay içinde diyor, padişahın emri var. Yeniden donanma kuracağız. O da diyor ki, efendim diyor, gemi kasası yapmak kolay. Yani marangozları çağır yaptırsın. Ama bunların yelkenleri var, direkleri var, resenleri var yani, iplikleri var. Bunları yapmak kolay değil diyor. İşte Sokolu Mehmet Paşa'nın tarihi bir cevabı var. Paşa paşa sen bu devleti, Aliye'yi anlamamışsın. Bu devlet dilerse... ...yelkenlerini atlastan, resenlerini ibrişimden, direklerini gümüşten yapmakta... ...zorluk çekmez, müşkülat çekmez. Tabi bu sözün e, uydurma olduğu çok söyleniyor çünkü yani bunu, bunu bir Venedik balyozuna söylese tamam da o Kılıç Ali Paşa bunu en iyi bilen adam zaten. Hmm. Yani sokolunu böyle üst perdeden Ama akıl vermesi. Ama belki şey yapmış olabilir. Hani moral vermek için yaparız. Olabilir. güçlendirmek olabilir. için. Olabilir. Ve nitekim donanma e, tersane amiri Mustafa Ağa ki isimsiz kahramanlardır tarihe geçmiş. Bir ay içinde kaybedilen donanmanın tamamını bize iade etmiştir. İsmi bilinmez Mustafa'nın tersane ağası o zaman fevkalade bir şey göstererek maddi manevi yani sadece maddi değil aynı zamanda bu bir moral demektir motivasyon kolay bir şey değil mi insan çalıştıracaksınız ki, beden hata yapmayacaksınız bir donanma beden var insan para hatta o zaman padişah bile e, şahsi servetinden yardımda bulunduğu gibi Kasımpaşa'da has bahçesi vardı padişahın o bahçeyi de tersaneye tahsis etti dedi ki sekiz tane fazla gemi yapılsın ben bahçe istemiyorum dedi padişah o zaman sekiz tane fazla gemi yapılsın çünkü sekiz gemi alacak şey değil orası kapasite. Yer lazım bir de şey için. Tabii onlar bir aslında bir e, yol gibi yol bir kulvar gibi. Var yol, gibi. Önce yapıyorsunuz, yapıyorsunuz sonra denize de, bırakıyorsunuz. Yüzlerce bunlardan bir tane. Hmm. Bakın, bakın 300 geminiz vardı 50'sini kurtarabildiniz. Bu de, ne demektir? Yani geri kalanı telafi geni. edeceksiniz. Bir o kadar da yapacaksınız üstün olabilmek için. Neticede bir ay içinde bu donanmayı yaptılar mı yaptılar. Sonra ne oldu? Ertesi sene Tunus'u fethettiler. İspanyollardan. Tunus, koca Tunus ...fet edildi ve Osmanlılar yine... ...hakimiyet kurdular, Papa Kahrı'ndan öldü. Papa Pius... ...zaten altı yıldır baştaydı, ertesi sene... ...yani bu... Namı diğer Lepanto... ...deniz muharebesini avantaja çeviremediği için... ...Kahrı'ndan ölmüştür Papa... ...ve e, Avrupa'daki... E, ...tabii... E, ...Haçlı donanmasının galibiyetinin... ...en mühim bir tanesi de... ...tek elden yönetiliyor olmasıydı. Kumanda Birliği vardı... ...bizde Kumanda Birliği zayıftı... Biraz öyle bir problem de var. Tek eldendi. E, bu sebeple de galip olmuştu. Bu da bir avantaj. Fakat daha sonra bu kumandanla da birbirini küstüler. Sendin, bendin, ganimet paylaşma derken... ...her bir bir tarafa küstü gitti. O e, papanın bin bir zorluklarla... ...elçi göndererek, yalvararak, taviz vererek... elde ettiği ittifak kısa bir zamanda bozuldu. Halbuki devam ettiselerdi bunu... ...daha kalıcı bir darbeyle... E, ...Osmanlıları Akdeniz'den tamamen silebilirlerdi ve bekledikleri gibi maksatları şuydu. Türkleri Yunanistan'dan, Kıbrıs'tan, Libya ve Cezayir'den tamamen atacaklardı. Yani hedefleri küçüktü. Hmm. Yani Anadolu'da bırakıyorlardı. Bırakın bunu yapmayı, bir de Tunus'u kaybettiler. Yani Osmanlı hakimiyeti Akdeniz'de 100 yıl için, bundan sonra 100 yıl yani 1600'lerin sonuna kadar Karlofça Antlaşması'na kadar Osmanlı hakimiyeti Akdeniz'de birinci sınıf hakimiyet olarak devam etmiş. Ondan sonra da birinci sınıfını belki kaybetmiştir ama ...yine varlığını devam ettirmiştir. Peki hiç Akdeniz'in dışına çıkmayı... ...mesela Portekiz gibi, İngiltere gibi... ...Akdeniz'in dışında... Çıktılar, yani e, bununla alakalı kitaplar yazıldı ve neşedildi. E, Osmanlı gemileri Akdeniz dışına çıkmış... ...Atlas Okyanusu'na, hatta İzlanda'ya kadar gitmişlerdir... ...İngiltere'ye kadar gitmişlerdir. Fakat o zaman Osmanlıların deniz hakimiyetinin bir maksadı var. Bu maksat yeni yerler bulalım, oraları sömürelim... ...ticaret yapalım değil. Yani daha ziyade emniyetini sağlasın... ...ana vatanı korusun... E bundan ya da vatan olsun. Vatan olsun. Hat vatan edelim, edinelim. Bunun derdinde oldukları için çok fazla ama mesela ama mesela Atlantik'e çıkmadılar ama Hint Okyanusu'na çıktılar. Kolay bir şey değil. Bakın. Yani Süveyş Kanalı'nın olmadığı bir zamanda Osmanlı donanması defalarca Hint seferine çıktı. Bu da Hint seferinden kastımız Endonezya'dır. Aşağıdan Endonezya dolaş aşağıdan dolaşarak oraya gittiler ve defalarca Portekizlilerden bakın Yemen'i öyle kurtardılar. Yemen'i Portekizler işgal etmişti. Umman'ı işgal etmişti. Onları ...Müslüman memleketlerini Portekizden elinden aldılar. Hindistan'ı Portekizli'nin elinden kurtardılar. Endonezya'yı Portekizli'nin elinden kurtardılar. Ne zaman Osmanlılar Hint okyanusuna çıkamaz oldular. Ondan sonra Portekiz ve Hollandalılar buraları sömürgeleştirdiler. Şimdi bu söylediğiniz hani Osmanlı neden savaşırın evet. aslında açıklamasını da gösteriyor. Evet. Ya fethetmek için ya da işgal edildiyse kurtarmak için. Kurtarmak gidiyor. için de bu, bu Osmanlı tarihinde vardır. Bütün savaşların Osmanlı kroniklerine bakın. Şimdi an mesela tarih anlatıcıları bunların üzerinde çok fazla durmuyor. Tarih safhalarını çok anlatıyor. Ama her savaşın bir sebebi var. Savaş iyi bir şey değil. Savaş çok yıkıcı bir şey. Işte çok masraflı bir şey. Her savaşın bir sebebi var. Sebebi sizin işaret ettiğiniz gibi orayı vatan edinmek. Oranın halkını kurtarmak ve korumaktır. Osmanlı tarihindeki seferlerin hepsinde bu vardır. Gidelim bir toprak alalım. Efendim ganimet alalım. Şanımız Şimdi. olsun. Böyle bir şey Osmanlı'nın e, mantığında yok. Evet bu onun aleyhine mi olmuş? Aleyhine olmuş ama en azından ahlaklı olarak yaşamışlar. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.